Merhaba arkadaşlar. Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Ersen Hoca. Bugün hem ters orantıya bakacağız hem de bileşik orantıya. Haydi başlayalım. Ters orantı iki çokluktan biri artarken diğeri azalıyorsa. Biri artarken diğeri azalacak. Ya da biri azalırken diğeri artıyorsa, yani bunlar ters hareket yapıyorlarsa bu iki çokluk ters orantılıdır denir. Y sayısı x sayısıyla ters orantılı ise y eşittir k bölü x biçiminde yazılacakmış. Hatırlayalım, doğru orantıda ne yapıyorduk? Y eşittir kx diyorduk. Burada ise y eşittir k bölü x oldu. Paydaya düştü x. Biçiminde yazılır demiş. Bir ters orantı probleminde x ve y sayıları sırasıyla a ve b ile ters orantılı ise bu durumda x de a çarpılacak, y ile b çarpılacak. Ne olur dikkat et güzel kardeşim. Doğru orantıda çapraz çarpım yapıyorduk. Ters orantıda karşılıklı çarpımlar yapacağız. Ve bu dersin ilerleyen kısımlarını yeri geldiğinde her seferinde doğru orantıyla ters orantıyı mutlaka bir kıyaslayacağız tam otursun diye. Sorumuzda 6 işçinin 12 saatte bitirdiği bir işi 9 işçi kaç saatte bitirir demiş. Yazıyorum. 6 işçi 12 saat. 9 işçi acaba kaç saat? Şimdi güzel kardeşim, ne demiştik doğru orantıyı anlatırken? Yani bu ters orantı başlığı içerisinde tabii ki karşılıklı çarpımlar yapacağım. Ama karışık sorularda işin içinden çıkabilmek için lütfen şuna dikkat edin. İşçi sayısı arttığında işi bitirme süreleri artar mı yoksa azalır mı? Evet, azalır dediğinizi duyar gibiyim. Siz işçi sayısını arttırırsanız işçiler daha fazla ortaya iş çıkartacaklarından dolayı süre kısalacaktır. Dolayısıyla burada bir ters orantı var. İşçi sayısı artarken iş süresi kısalacak. O halde ters orantı ise karşılıklı çarpımlar. Yani 6 ile 12'nin çarpımı 9'da x'in çarpımına eşit olacak. 6 ile 12'yi çarptığımda 72. Bu durumda 9 çarpı x'e eşit. Her tarafı 9'a böldüğümde x'in karşılığı bu durumda 8 gelecektir. Demek ki bu iş 8 saatte 9 işçi tarafından bitirilmiş olacak. Sorumuzda A, B ve C sayıları sırasıyla 2, 3 ve 5 sayılarıyla ters orantılı olduğuna göre A, B, C sayıları hangi sayılarıyla orantılıdır denmiş. Şimdi arkadaş 2, 3, 5 de ters orantılı ya. Bunları şöyle yazıyoruz biz. K bölü 2, K bölü 3, K bölü 5. Ters orantıyı böyle gösteriyoruz. Bak hatırla, doğru orantıda 2, 3, 5 de doğru orantılı olsa nasıl yazıyorduk? 2K, 3K, 5K. Ters orantılı olunca nasıl yazıyormuşsun? K bölü 2, K bölü 3, K bölü 5. Bunların paydalarını eşitlemek istiyorum. En azından paydaları eşitlersem yan taraflarına sayı getiririm diye düşünüyorum. 2, 3, 5 nerede buluşurlar? 30'da. Evet. 15'te genişlettim. 10'la genişlettim. Burasını 6 ile genişlettim. Bu durumda burası 15K bölü 30. Burası 10K bölü 30. Ve son olarak burası da 6K bölü 30. Artık paydalar aynı olduğu için bunları gönderiyorum. Peki oluşan sayılara bir dikkat et. 15K, 10K ve 6K. Demek ki bu sayı 15 ile doğru orantılı, 10 ile doğru orantılı ve son olarak bu sayı da 6 ile doğru orantılı olacak. Demek ki 2 ile 3 ile 5 de ters orantılıysa 15, 10 ve 6 ile doğru orantılıdır. Bu sorunun başka bir çözümsel yolu da şu. 2, 3, 5'in ortak katı olan 30. 2'yi neyle çarparsam 30. 3'ü neyle çarparsam 30. 5'i neyle çarparsam 30'u elde ederim diye düşünürsem yine aynı 15, 10 ve 6 sayıları doğru orantılı olduğunu buradan da tespit edebilirim. M kare ile n-1 sayısı ters orantılı iki çokluktur. Hemen hatırlayalım. Y sayısı x ile ters orantılıyken ne yazmıştık? Y eşittir k bölü x. O zaman m kare k bölü n-1 yazarsam ters orantılı ifadesinin denklem kısmını halletmiş olurum. Şimdi k'yı bulalım. M3 iken n'yi 5 vermiş. Yazıyorum M3. Bu durumda 3'ün karesinden 9. K. N yerine 5 yazarsam burası 4. İçler dışlar çarpımı yaptığımda K'nın karşılığı buradan ne gelecektir? 36. Şimdi N 2 iken M'yi sorgulayalım. Aynı denklemde gerçekleştiriyorum. M kare. K'yı 36 bulmuştuk. 36 yazdım. N yerine 2 yazarsan 2 eksi 1'den 1. Yani M karenin karşılığı 36 bölü 1'den 36 oldu. Peki sorarlar adama. M kare 36 ise M kaçtır? Şimdi bunu ta ilk derslerde konuşmuştuk. Hani Türkiye'nin yarısı buna yanlış cevap veriyor diye. Daha doğrusu yanlış değil de eksik cevap veriyor diye. M kare 36 ise M 6'dır ya da M eksi 6'dır. Zaten sorunun kökü onun için olabilirle bitiyor. 6 da olabilir arkadaşlar. Eksi 6 da olabilir. Birbirini çeviren iki çarkta toplam diz sayısı 56'dır. Birinci çark 3 devir yapınca ikincisi 5 devir yapmaktadır.
Buna göre birinci çarkta diş sayısı kaçtır? Şimdi dişli çarklar böyle diş sayısı arttıkça, bu ne demek? Çark büyüdükçe dönüş ifadeleri biraz yavaşlar. Ama küçük çarklarda diş sayısı azdır ve hızlı hızlı dönerler. O halde buradan şöyle bir sonuca ulaşabiliriz. Çarktaki diş sayısı artarsa bu sefer dönüş süresi, yani tur sayısı ya da devir sayısı, dönüş sayısı ne yapacaktır? Azalacaktır. O zaman ters orantılıdır diyebilir miyim? Evet, ters orantılıdır diyebilirsin. Bakın, çark 3 devir yapıyor birinci çark. Birinci çark 3 devir yaptığına göre diş sayısı 3 ile ters orantılı olacak. Bu durumda K bölü 3 gelecek. İkincisi ise 5 devir yaptığına göre diş sayısı 5 ile ters orantılı olacak ve K bölü 5 olacak. Unutmayalım, doğru orantıda 3K 5K derken ters orantılıda K bölü 3 K bölü 5 diyoruz güzel kardeşim. Peki bunlar diş sayısını veriyorsa bu diş sayılarının toplamının karşılığı da bak burada toplam diş sayısının 56 olduğu söylenmiş. 56'ya eşit olacaktır. Payda eşit diyor. Burasını 5 ile. Burasını da 3 ile genişlettim. 5 ile genişlettiğimde 5K bölü 15. 3 ile genişlettiğimde de 3K bölü 15 gelecektir. Eşittir 56. Topladığımızda 8K bölü 15 geldi. Eşittir 56. 8 ile 56'yı sadeleştirdim. 7. İçler dışlar çektiğimde K 7 çarpı 15'ten karşılığı ne gelecektir? 105 gelecektir diyoruz. Peki cevap 105 mi? Hayır. Sorunun kökünü iyi okuyalım. Birinci çarktaki diş sayısını sormuş. Bu K bölü 3 bize birinci çarktaki diş sayısını veriyordu. Biz K yerine 105 yazarsak 105 bölü 3'ten aradığımız diş sayısının karşılığını 35 olarak buluruz. Bu sorunun anlattığı şey şu, ne olur dikkat et. Diş sayısıyla dönüş sayısı birbirlerine nasıl orantılıdır? Ters orantılıdır. At hafızaya çok fazla karşına çıkacak durumlardan bir tanesi bu. 141 tane bilye 3 çocuğa 3, 4, 5 ile ters orantılı olarak paylaştırılıyor. Hemen otomatiğe bağlamış durumda. Madem 3 de ters orantılıysa K bölü 3 artı 4 de ters orantılıysa K bölü 4 ve 5 de ters orantılıysa K bölü 5 ve bunların hepsinin toplamı bilye sayısını vereceği için 141 eşit olacaktır. 3, 4, 5 nerede buluşurlar? 60'ta. O halde burasını 20 ile genişletiyorum. Burasını 15 ile genişletiyorum ve son olarak burasını da 12 ile genişletiyorum. Buradan 20K bölü 60 artı 15K bölü 60 artı 12K bölü 60 eşittir 141. Şimdi güzel kardeşim, şöyle bir üstleri toplayalım. 20, 15 daha 35, 12 daha 47K yaptı. 47K bölü 141. Şimdi ben genelde tek başımayken şöyle çözüyorum. 47 ile 141 kesin sadeleşiyorlar. Dolayısıyla burada 3 kalıyor. İçler dışlar çarpımı yaptığında 60 ile 3'ü çarparsam da K'nın karşılığı 180 oluyor. Şimdi benden K istemiyor. Benden en çok bilgi alanı istiyor. Bu durumda size sormam gerekiyor. Sizce K bölü 3 mü, K bölü 4 mü, K bölü 5 mi daha büyüktür? Rasyonel sayılarda sıralama görmüş insansın sen. Paylar birbirlerine eşitken paydası küçük olan büyük oluyordu. Bu durumda en büyük olan K bölü 3. Yani en çok bilye K bölü 3 tarafından alınmış. O halde 180 bölü 3'ü bulmam gerekiyor. 180'i 3'e bölersem buradan da 60 bilye almış olur. En çok bilye alan çocuk. Sorumuzda bir izci kampında 40 kişiye 8 gün yetecek kadar yiyecek vardır. Bu var ya benim gençliğimi çürüten sorulardan. 2 gün sonra kampa 20 izci daha gelirse kalan yiyecek izcilere kaç gün yeter? Şimdi bak, bu ilk cümle kesinlikle o biraz sonra kuracağım orantıda yer almayacak. Hiçbir soruda da yer almaz. Bu ters orantıda klasik sorulardan, iyi sorulardan, hoş sorulardan, güzel sorulardan bir tanesi. Bir izci kampında 40 kişiye 8 gün yetecek kadar yiyecek var. 2 gün sonra. 2 gün sonra cümleyi şöyle modifiye etmen lazım. 40 kişiye kaç gün yetecek kadar yiyecek kaldı? 6 gün. O zaman onu yazıyor. 40 kişi 2 gün yediler, içtiler. Ve 8 günden 2 gün gidince 6 gün daha yiyecek kaldı. Kampa 20 izci daha geldi. Evvelden 40 vardı. 20 daha geldi kardeşim. Ne oldu? 60 kişi oldular. O zaman bizim asıl sorumuz şu. 40 kişiye 6 gün yetecek olan 60 kişiye kaç gün yeter? Şimdi burada ters orantı var diyeceksin çünkü başlık ters orantı. Ama kafamızı bir çalıştıralım. 40 kişiye 6 gün yetiyorsa 60 kişiye daha mı çok yeter, daha mı az yeter? Daha az yeter arkadaş. Bunlar pirana gibi saldıracaklar. Dolayısıyla ters orantı karşılıklı çarpımlar olması lazım. 40 çarpı 6 eşittir 60 çarpı x. 40 ile 6'yı çarptım, 240. Buradan da 60 çarpı x olacak. Her tarafı 60'a böldüğümde x'in karşılığı 4 olacaktır. Demek ki bu işte 2 günden sonra gelen 20 kişiyle beraber toplam insanlara 4 gün yetecektir diyoruz. Lütfen ilk cümlemi unutmayın. 40 kişiye 8 gün yetecek ifadesi orantı içerisinde hiçbir zaman yer almıyor. Bu tarz soruda.
Ne? 2 gün sonrasını hesap edeceğiz ve orada 40 kişi 6 günlük ifadesine ulaşacağız. Ne olur dikkat edelim. Geldik bileşik orantıya. Şimdi doğru orantıyla ters orantının da harmanlanacağı ifadeler bunlar. X sayısı y ile doğru, z ile ters orantılı ise x eşittir y çarpı k bölü z'ymiş. Aslında bunu biliyorum ben. Bak y doğru orantılı olduğu için k'nın yanında, z ters orantılı olduğundan dolayı payda da. Bu orantıya bileşik orantı denir. Eyvallah. Şimdi diyor ki a sayısı b ile doğru, c ile ters orantılı. Yazıyorum. A eşittir. B madem doğru, k'nın yanında olacak. C madem ters, payda da olacak. Bunu yazdıktan sonra sırtın yere gelmez evvelallah. Şimdi diyor ki b 5, c 16, a 9 yerleştirelim. A 9, b 5, 5k, c de buradan neymiş? 16. Abi çek abi işler dışlar çarpımına. Düzgün sayı çıkmayacak, baştan söyleyeyim. 9 çarpı 16, 144 eşittir 5k oldu. Her tarafı 5'e böldüğümde 144 bölü 5 geldi. K'nın karşılığı bu cepte. Bu dursun. Şimdi diyor ki B 25, C 144 iken yazıyoruz. A eşittir. B ne kadar? 25. K ne kadardı? 144 bölü 5. Peki C ne kadar? 144. Peki sayılar güzel. 144'ler gitti. 25'i 5 ile sadeleştirdim. 5. Al sana kardeşim A'nın karşılığı. A'nın karşılığı buradan ne gelmiş oldu? 5. Sorumuzda 370 metrekare arazi 3 ile doğru, 2 ve 5 ile ters orantılı olarak 3 parçaya ayrılmış. Buna göre en büyük parça kaç metrekaredir demişler. Şimdi bak, hem doğru orantı var ifadenin içerisinde, hem ters orantı var. Bu durumda 3 ile doğru orantılıysa 3K, 2 ile ters orantılıysa K bölü 2, 5 ile ters orantılıysa K bölü 5. Aslında dedim ya, doğru orantı ile ters orantının bir harmanlanmış hali. Ve bunların toplamları ne kadar yapacak? 370. Şimdi biraz payda eşitleyelim. 1, 2, 5 nerede eşitlenirler? 10'da. Şimdi 10'la genişlettim. Burası 30K bölü 10. 5 ile genişlettim. Burası 5K bölü 10. Ve burası da 2 ile genişlettiğimde 2K bölü 10 geldi. Ve buranın karşılığı 370. Şimdi üstleri bir toplayalım. 37K bölü 10. Oo güzel. 370'e sadeleştirecek kolay bir şey geldi. Sadeleştirdim 10. İşler dışlar çarpımından K'nın karşılığı 100 geldi. Peki bize istenen en büyük parça. Sizce en büyük parça 3K mı? K bölü 2 mi? K bölü 5 mi? Tabii ki 3K en büyüğü bunların. O halde 3K ifadesine K gördüğüm yere 100 yazarsam buradan 3 çarpı 100'den 300 gelecektir. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıda verilen kart üzerinde 1'den 5'e kadar numaralanmış bölgenin alanları numarayla ters orantılıymış. Şöyle yani. Buna göre 4 numaralı kart. Galiba söz matematikten bu soru, baksana şekilli çukurlu yine. Numaralanmış bölgenin alanlarının numarasıyla ters. Evet tamam, o zaman burası K bölü 1. Burası K bölü 2. Evet tamam, çözdüm mevzuyu arkadaşlar. K bölü 4, K bölü 5. Ne istiyor benden? 4 numaralı bölge kart yüzeyinin kaçta kaçını? Tamam. Diyor ki yani K bölü 4, 4 numaralı yüzeyin alanı bu. Tamamına oranını istiyor. Tamamı dediğimiz K bölü 1, K bölü 2, K bölü 3, K bölü 4, K bölü 5'e oranını istiyor. Bunların toplamlarını. E güzel, alttakinin paydasını eşitleyelim. 1, 2, 3, 4, 5 nerede buluşurlar? 60'ta gibi gözüküyor. 60'ta eşitleyelim. Bunu 60'da, bunu 30'la, bunu 20'yle, bunu 15'le ve burasını da 12'yle. Peki burası K bölü 4 oldu. Şimdi 60'da eşitledim. 60K bölü 60. 30'da genişletiyorum, 30K bölü 60. 20 ile genişletiyorum, 20K bölü 60. 15 ile genişletiyorum, 15K bölü 60. Ve 12 ile genişlettiğimde 12K bölü 60 oldu. Şu çizgimizi birazcık uzatalım. Şimdi alt tarafı biraz toparlayalım güzel kardeşim. Üst taraf K bölü 4, o olduğu gibi kalsın. Burasını topladığımda 60, 90, 110, 125 ve buradan ne gelecek biliyor musun? 137K bölü 60. Ters çevirip çarparsam 60 bölü 137K oldu. K'lar gitti. 60'da 4'ü sadeleştirdim. Burası 15 oldu. 15 bölü 137 oldu. Bu da aradığım seçenek D seçeneğinde mevcuttur. Bileşik orantı problemleri nasıl çözülür? Diyor ki adam, iş problemlerinde kapasite, zaman, işçi sayısı gibi bütün değişkenler yapılan işte doğru orantılıdır. Dolayısıyla yapılan işin değişkenlerinin çarpımı oranı sabittir. Şimdi bak, burası biraz kanserojen. Normalde senin ilk öğretim grubunda öğrendiğin çözüm yolu hala kafanda sabitse sil onu, sil. Orada işte bana şey diyeceksin bundan sonra. Hocam oklar düz mü gidecek, çapraz mı gidecek, böyle mi takip edeceğim? Boş ver. Diyor ki adam, yapılan iş bölü diğerleri. Yapılan iş bölü diğerleri. Yapılan iş bölü diğerleri.
Kaç tane yapılan iş verilmiş bu soru içerisinde? Hepsini aynı şey yapacağız. Yapılan iş, o cümle içerisinde verilenlerin hepsini çarpacaksın kardeşim. Örnek vereyim. Mesela diyor ki adam, işte 4 usta günde 5 saat çalışarak 6 gün boyunca 80 metrekare duvar örmüşlerdir. Yapılan iş ne orada? 80 metrekare. 80 metrekare yukarı yazacaksın. Demin söylediğim sayısal değerleri de aşağıya çarpı olarak yazacaksın. Sonra devam edecek, başka bir şey anlatacak ve oraya üzerinden soru soracak. Yine aynı şey. Yapılan iş bölü değerli. Unutma. Yapılan iş bölü değerli. Yapılan iş bölü değerli. Sorumuzda K tane işçinin günde 12 saat çalışmasıyla 20 günde bitirilebilen bir işten bahsedilmiş. İşçi sayısı arttırılarak günde 10 saat çalışılarak 10 günde bitirildiğini söylüyor. Buna göre K kaç olabilir? Şimdi değişik güzel sorulardan bir tanesi ama biz de bunu konuştuk. Yapılan iş bölü değerleri. Yapılan iş bölü değerleri. Şimdi yapılan iş ne? Bakıyorum K tane işçi günde 12 saat çalışmasıyla 20 günde bitirilen bir iş. Bilmiyorum abi işi. Bilmiyorsam A yazdım. Diğerleri K işçi sayısı 12 günde ne kadar çalışıldığı. Maşallah 12 saatte köle gibi çalıştırmışlar yani. 20 gün eşittir. Sonra diyor ki aynı iş değiştirilmiyor. A dedik yine. İşçi sayısı arttırılacak. K sayısı bu sefer T gibi bir şey olacak. Ama unutma TK'dan büyük öyle diyor. Günde 10 saat çalıştırarak, burası biraz daha minimal, 10 günde bitiriliyor. İşte yukarıdaki A'lar aynı olduğu için aşağıdaki ifadeler de birbirlerine ne olacaklar? Eşit. Şimdi biraz sadeleştireyim. 20 ile 10'u sadeleştireyim, burada 2 kalsın. 2 ile 10'u sadeleştireyim, burada 5 kalsın. Şimdi şöyle bir denklem geldi elime. 12K eşittir 5T. Bu durumda burası 5 olur, burası 12 olur. Fakat bunlar 5A'ya 12A dersek herkes mutlu olur. Çünkü ben şimdi 5-12 diyeceğim, arkadaş diyor ki 10-24 olmaz mı? Diyor ki K kaç olabilir? Şimdi 5A'nın anlamı ne biliyor musun kardeşim? Bu 5'in katı olması lazım. O zaman seçeneklere dönüp bakacağız. 5, 10, 15, 20, 25 artık 5'in katı ne varsa kabul edebiliriz noktasına geleceğiz. Dolayısıyla K kaç olabilir? 5'in katı olması gerekiyor. Sorumuzda eş güçte x tane işçi en birim işi 36 günde bitirmekteymiş. Peki işçi sayısı 2 kat arttırılıp iş miktarı 2 katına çıkarırsa iş kaç güne biter maşallah. Şimdi iş güne belli değil. O zaman biz bu işe A diyelim. Eş güçte x tane işçimiz var. İşçi M birim iş yapıyor. 36 gün. Tamam. Dikkat et şimdi. İşçi sayısı 2 katına çıkartılacak. Kaç tane işçimiz vardı? X. 2 katına çıkart. Dur. 2 katına çıkartılmıyor işçi sayısı. Bak çok tehlikeli cümle. 2 kat arttırılıp. Şimdi abi burasını bir açıklamam lazım benim sana. 2 katına çıkartmak başka bir şey. 2 kat arttırmak başka bir şey. Şimdi diyelim benim cebimde 10 lira var. 10 lira sonra geliyorum yarın diyorum ki ben sana. Arkadaş diyorum. Benim cebimdeki para diyorum 2 katına çıktı. Sen de diyorsun ki ha 20 lirası var artık. Doğru. Ama benim cebimde 10 lira var. Ben sana yarın geliyorum diyorum ki benim cebimdeki para 2 kat arttı. Senin yapman gereken yorum şu. Bu adamın 10 lirası vardı. 2 kat artmışsa 20 lira artmıştır. Ha 10 lira vardı 20 lira da arttı 30 lira. Ha. Evet burada demek ki farklı bir durum var. 2 katına çıkmasıyla 2 kat artması başka bir şey. O zaman şöyle diyeceğiz. Bir miktar bir şey var bilye. 5 katına çıktı. 5 ile çarpacaksın kaç olduğunu bulacaksın. Ama 5 kat artarsa bir kat da evvelden vardı düşüncesiyle 6 katına çıkmış olacak. Bir örnek daha. Diyelim ki elman var. Elma ağaçlarından elma topluyorsun. Bir sene bir miktar verim elde ettin. Sonra diyorum ki ben sana geliyorum kardeşim. Elma ağaçlarının sahibi ben olayım sen değil. 4 katına çıktı diyorum. Ha diyorsun ki demek ki tamam birken 4 almış. Ama ben 4 kat arttı dersem sen dersin ki bir tane zaten vardı. 4 kat arttı o zaman 5'e çıktı. O zaman genelleştiriyorum. Bir şeyin x katına çıkması demek x ile çarpmak demek. Bir şeyin x kat arttırılması demek güzel kardeşim. Dikkat et cümleye. X artı 1 yani bir fazlasının katına çıkması demek. O zaman burada işçi sayısı 2 kat arttırılıyorsa hemen bundan geri basıyorum. 3x oldu. Çünkü 2 kat arttırdı yani 2x arttı. X de vardı 3x oldu. Aa dikkat et iş miktarı 2 katına çıkmış. İş miktarı burası 2A olmuş yani. Peki M ile alakalı bir şey söylenmemiş. O aynı demek ki. İş kaç günde biter? Soru işareti. Şimdi güzel kardeşim şu A'ları sadeleştireyim. M'leri sadeleştireyim. X'leri sadeleştireyim. Şurada 1 kalmış olsun. Şimdi işler dışlar çarpma yapayım. 2 ile 36'yı çarpıyorum 72.
Burada kalan 1 ile 3 ve soru işaretini çarparsan burası 3 tane soru işareti olacak. O zaman 3 soru işaretinin karşılığı 72 ise soru işaretinin karşılığı bu durumda ne gelecektir? 24. Gerçekten bana kalırsa çok ciddi anlamda sana katkıda bulunacak sorulardan bir tanesi. Lütfen unutma. İki katına çıkmak başka bir şey, iki kat artması başka bir şey. Sorumuzda üretim miktarının işçi sayısı ve günlük çalışma süresiyle orantılı olduğu bir fabrikada günlük çalışma süresi %20 azaltılıyor. Bu fabrikada aynı üretim miktarının elde edilebilmesi için işçi sayısı yüzde kaç arttırmalıdır? Arkadaşım dikkat et. Üretim miktarı aynı olacak. Yani iş aynı. Yapılan iş A. Sonra işçi sayısı 100x. Neden 100x? Çünkü yüzde problemi bu. Günlük çalışma süresi 100y. Tamam, ilk kısım halloldu. Şimdi üretim aynı. Yani yine A miktarda üretiyorsun. Günlük çalışma süresine 100y demiştik hatırlarsan. Orası ne yapıyor biliyor musun? %20 azalıyor. 100y iken %20 azalırsa 80y kalır. Adam da bize bu soru işaretini soruyor. Şimdi yukarıdakiler aynı. Aşağıdakileri de aynı hale getirmem lazım. Bu durumda biraz sadeleştireyim. Y'ler gitsin. Şu sıfır gitsin. Dolayısıyla %10'u çarptığımda burası 1000x. 1000x'in karşılığı 8 tane soru işareti. Her tarafı 8'e bölersen 125x eşittir soru işareti olacak. Şimdi yoruma geldi mevzu. Güzel kardeşim, senin evvelden 100x işçin vardı. Şimdi ne kadar işçin olması gerekiyor biliyor musun? O dengeyi tutturup aynı miktarda üretim yapabilmek için. 125 işçin olması lazım. Peki bu durumda yüzde kaç arttırmış oldun? 100 iken 125'e çıktın. Yani 25 arttırdın. Yani %25 arttırman gerekiyormuş. Haberin ola. Arkadaşlar, ters orantıya baktık, bileşik orantıya baktık. Şimdi soru çözme zamanı. Nasıl çözeceksin? Lütfen unutma. Önce öğretici testlerle kendini bir geliştireceksin. Sonrasında geliştiren testlerle bir tık yukarıya çıkacaksın. ÖSYM sorularına yaklaşacaksın. Ya sonra empatik testlerle tabii ki zirveyi yakalayacaksın. Ve unutma, oran orantı üniversite sınavında kesin çıkan yerlerden bir tanesi. Hadi bakalım, şimdi çalışma zamanı.